yönetimiyle karşınızdayız. Serdar Pazı ile beraber. Serdar hoş geldin. Merhaba. Şimdi Çin'den son dakikayla başlayacağız. Şirketler için finans maliyetlerini düşüreceğiz diyor Çin Merkez Bankası. Covid'in etkisini kredi büyüme hızlarında görüyoruz diyor. Yani global olarak risk iştahında sıkıntı devam ediyor. Ne dersin? Evet tabii. Hani Amerika dünyanın bir numaralı ekonomisi, bu kadar faizlerde son 20 yılda görmediğimiz hızda bir arttırım sinyali. İşte Powell'ın son gelen mesajı. Jackson Hole toplantısına kadar iki toplantıda, Fed'in kalan iki toplantısında 7'şer bas puan arttırımın altını çizdi. İyice teyit eder nitelikte geldi. Diğer taraftan ikinci büyük dünyanın ekonomisi Çin'de işte Covid önlemleri ile ekonomide büyümenin ciddi şekilde yavaşlaması ve buna karşın hem sisteme likidite enjekte edilmesi hem sorunun karşılık oranlarıyla gevşek bir para politikası uygulanması ciddi bir ayrışmaya işaret ediyor. Tabii küresel risk iştahı açısından bu hafta çok zayıf bir hafta olarak geçti. Yani belki kapanışa doğru bir kısmi toparlanma çabasıyla hafta sonuna doğru sınırlı da olsa biraz düşten yerlerden toparlanmalar geliyor ama haftalık bazlı verilere bakıldığı zaman ciddi şekilde hisse senetlerinden, tahvil tarafından çıkışlar var. Tabii yani para bir yerden çıkıyor bir yere giriyor. Yani bakıldığında Avrupa'da mesela 13 haftadır hisse senedi fonlarından çıkış var. Ondan sonra ama gelişmekte olan ülke mesela fonlarına bakıldığı zaman son 7 haftada ilk çıkışı gördük. Biz mesela dün itibariyle bakıldığında yabancıların hisse tarafından, tahvil tarafından bu haftada çıktığını, bayram öncesi haftasında da çıktığını ki oldukça tarihin en düşük seviyelerindeki pozisyonlanmaya rağmen çıkışın devam ettiğini gördük. Ama dışarıda da bu hafta bakıldığında genel olarak bozulmayı gördük. Hem Doğu Avrupa tarafında hem Uzak Doğu Asya tarafında hem Latin Amerika tarafında ciddi şekilde bir bozulma var. Tabii paraya nereye giriyor? Şimdi Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri özellikle 3'ün üzerine geldikten sonra bir miktar orada pozisyonlanmanın altını görüyoruz. Yani tahvil tarafında Avrupa'dan, Uzak Doğu'dan çıkışın bir miktar Amerika'ya giriş olarak kendini gösterdiğini, kripto paralardaki değerli metal tarafındaki o fonlara yönelik de ciddi çıkışların olduğunu, yani paranın biraz daha getiriyi nispeten düşük olsa da garanti gördüğü Amerikan tahvillerinin ona yönlendiğini ve G10 para birimleri içerisinde de hani risk iştahının düşmesiyle iyi performans göstermesine alışık olduğumuz Japon yeni ve İsviçre frangının ön plana çıktığını görüyoruz. Tabii Eurodolar paritesinin hani 1.0350'nin üzerinde tutunma çabası 1.05'e geçerse bir miktar daha anlam kazanır. Yoksa 1.0350'nin altında herhalde 105'lerin üzerinde 20 yılın yeni zirvesinde dolar endeksi ciddi şekilde dünya ekonomisini zora sokacaktır. Bizi de benzer şekilde yani benden önceki konumuzun da dile getirdiği gibi Türk ekonomisi açısından yani ihracat ithalat dengesi noktasında Eurodolar paritesindeki düşüşün en azından buralarda bir dip yapması, daha fazla devam etmemesi ülke ekonomisi adına da önemli. Peki Türkiye tahvilleri işte geri alımlar bir yandan işte artık 500 bin dolar ve üzeri yatırım fonlarına gelirse Türk vatandaşı alınabilir gibi kararlarda değişiklik oldu. Dolayısıyla bu acaba tahvil ilgiyi arttırır mı gibi birçok soru işareti var. Ne dersin oradaki beklentine ve bizim içeride tahvil faizleri nasıl fiyatlanacak? Evet, bizim sabit kupon tahvil faizlerine çok ciddi yükseliş yaşandı. Yani hafta içerisinde 2 yıllık ve 10 yıllık 10 yılın yeni ihracı sonrasında bakıldığında yukarı yönde 26'lara 27'lere neredeyse geldik. Ciddi bir yükseliş vardı. Yabancı yatırımcının zayıf ilgisi devam ediyor. Tahvillerden çıkış sürüyor. Orada gelen raporlar da bunu teyit eder nitelikte. Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı doğrudan alım ihalesi 3 farklı tahvilde 400'er milyon nominallik. Yani toplamda 1 milyarın üzerinde. Yani bu bakıldığında işlem hacimlerinin derinliğin vesaire bayağı üzerinde bir çok alım. Çok üstünde, evet. Evet, yani bir destek olması ve nispeten daha yüklü. Olmuş herhalde değil mi? Şu an mesela 27'lerde 5 yıllık, işte 10 yıllık %25.07 seviyesinde bir miktar geri çekilme var. Yükselişin hızını kesme, yani haftayı biraz daha ılımlı kapatma eğilimi o tarafta da var ama tabii eksi reel faizin bu kadar olduğu enflasyonda mevcut durum 70'ler, yıl sonuna doğru 45'ler, 50'ler gibi bir beklenti var. Yani bu ortamda enflasyon endeksi tahviller tabii ki çok daha revaçta. Hem yabancı yatırımcı nezdinde hem bakıldığında içeride kurumsal tarafında. O yüzden tahvil tarafındaki yükselişe yani en azından bir soluklanma getirdi diyebiliriz. Tabii yabancılara hani 500 bin dolar bir BES yatırımı 3 yıl ile ne kadar bir giriş olur? Hani bakıldığında bu konuta göre tabii çok daha düşük bir risk. Yani neredeyse hiç risk olmayan bir durum. Konuta kıyasla bunu söylüyorum. Hani gayrimenkule parayı bağlamaktansa. Hani bu bir ilgi yaratır mı? Yaratacaktır muhtemelen. Hı-hı. Ama faizler üzerinde hani baskı yaratacak ya da faizlerdeki yükselişin önüne geçecek ölçüde olmasından ziyade hazinenin bundan sonra borçlanması da şimdiye kadar olduğu gibi değişken faizleri mi ön planda tutacak? İşte tüfe endekslerle mi devam edecek? Yoksa sabit kuponlarla çok fazla bir bakıldığında talep yok o tarafta.
Serdar, çok teşekkür ediyorum değerli kaskın için. Serdar Pazı'ya teşekkür ediyoruz ve risk yönetim programının ikinci konu emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen olacak. Zafer Bey'e gidelim. Zafer Bey hoş geldiniz. Ben ilk olarak izninizle Londra Metal Borsası'ndaki dan gelen son dakikayla başlamak istiyorum. Orada alüminyum stoklarının rekor düşük seviyeye gerilediğini paylaştık. Nasıl değerlendiriyorsunuz hem Londra borsasındaki bu düşüş hem de global pazarlardaki baz metallerin, endüstriyel metallerin seyrini? Genel olarak fiyatlara bakacak olursak özellikle faiz artırımlarıyla beraber ki Fed'in son dönemde 0.50 baz puan faiz artışına gitmiş olması endüstriyel metaller tarafında bir miktar satışları getirdi. Ki keza alüminyum fiyatlarında da bu satışların olduğunu görüyoruz. Ama diğer taraftan da tabii ki ciddi talep var. Diğer bir nokta da tabii ki artan talep beklentileriyle beraber ve son dönemdeki fiyat artışlarıyla beraber özellikle şirketlerin ciddi anlamda stok tarafına yöneldiğini görüyoruz. Sadece küresel ölçekte değil bu. Türkiye içerisinde yurt içindeki üreticilerin de özellikle stoklar tarafına stoklarını arttırdığını görüyoruz. Bu da alüminyum tarafındaki stokların Londra Metal Borsası'nda ciddi düşük seviyelere gelmesine yol açtı. Tabii diğer unsurlardan bir tanesi de özellikle büyüme endişeleriyle birlikte bu tarafta bir miktar yavaşlamanın da geldiğini görüyoruz. Bu da maalesef hem talep tarafını önümüzdeki dönemde etkilemeye başlayacak hem de fiyatlar tarafında zaten etkilemeye başladı. Londra Metal Borsası'ndaki bu stok düşüklüğünü de aslında bir miktar buna da bağlayabiliriz. Çünkü burada yavaş yavaş ciddi gelen bir talep vardı. Bu taleple birlikte özellikle son tarafta ciddi alımlar olmuştu. Bundan sonraki süreç içinde bir miktar daha burada yatay bir piyasa belki hafif yükselişler görebiliriz ama önümüzdeki dönem içerisinde alüminyum tarafında ve endüstriyel metaller tarafında talebin bir miktar daha yavaş kalabileceğini de söyleyebiliriz. En azından stok verileri, fiyatlar ve büyüme verileriyle faiz artışını aldığımız zaman son gelen özellikle Çin tarafındaki ihracat verilerindeki yavaşlamayı da göz önüne aldığımız zaman bize buna işaret ettiğini söyleyebilirim. Peki hemen devam edelim buradan. Bir diğer konu da herhalde bundan sonraki dönemde güçlü dolar hikayesinin emtiayı nasıl etkileyeceği. Yani çok yönlü bakabiliriz. Yani güven limanlara talep olduğunda tabii altın ve dolar aynı anda yükselebiliyor ama faizler arttığında, işte Amerika tahvil faizi yükseldiğinde, dolar yükseldiğinde mesela altın aynı tepkiyi vermiyor. Ne dersiniz? Özellikle altın, gümüş gibi değerli metaller güçlü dolar hikayesinden nasıl etkilenecek önümüzdeki süreçte? Hemen aslında burada kısaca bir genel tabloyu anlatacak olursak, bir dünyada küresel olarak faizler artıyor, artmaya da devam edecek görüntü o yönde. Bunun artması demek dolar endeksinin artması demek, tahvil faiz getirilerinin artması demek. Bunun sonucunda da küresel büyümenin yavaşlayacağı anlamına geliyor. Küresel büyümenin yavaşlaması demek de daha düşük bir talep. Bu da emtiaları olan talebin azalması demek olacak. O yüzden de bunun ilk etkilerini endüstriyel metaller tarafında gördük. Diğer taraftan faizlerdeki artışın önemli bir unsurları da şirketler tarafında maliyetler artıyor hem de vadeli piyasalardaki emtia hesaplamalarındaki dengeleri de değiştiriyor. Fiyat farklılıklarına da yol açıyor. Böyle bir etkisi de var. Dolar endeksinin artması aynı zamanda dolar bazındaki emtiaların da fiyatlarını maalesef üzerinde baskı oluşturan unsurlardan bir tanesi. Tabii bu ortam içerisinde baktığımız zaman başta endüstriyel metaller olmak üzere genel olarak emtialar üzerinde satış baskısının arttığını söyleyebiliriz. Sadece emtialar üzerinde değil, varlık fiyatları üzerinde genel olarak satış baskısının oluşması kaçınılmaz. Tek bir nokta burada. Kıymetli metaller belki bir miktar daha öne çıkabilir. Burada altın belki bir miktar daha ortaya öne çıkabilir. Bunun en büyük nedeni de piyasalarda yaşanabilecek dalgalanma özellikle riskten kaçınma etkisi altına bir miktar girişi sağlayabilir ama tabii ki negatif etkisinin olduğunu da unutmamak lazım. Geri çekilme de zaten son dönemde bundan kaynaklıydı. Zafer Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Çok sağ olun. Risk yönetimini noktalıyoruz burada. Hoşça kalın.